Boynuz kulağı geçer derler büyükler. Şimdi bu sözün etek yemeğe bürünmüş halini getireceğiz ekrana. İşte magazin dünyasının ünlü anneleri ve boy annelerini geçen en az anneleri kadar yetenekli kızları. Onlar gözümüzün önünde doğdu, gözümüzün önünde büyüdü. Ünlülerin çocukları büyüdü, hatta annelerinin boylarını aştı. Anneleri kadar güzel, anneleri kadar başarılılar. İşte magazin dünyasının ünlü anneleri ve kendileri kadar ünlü kızları. O Türkiye'nin iki ünlü isminin biricik kızı. Geçtiğimiz yıl kaybettiğimiz usta müzisyen Kayahan ve İpek Açar'ın biricik kızları Aslı Gönül elimize doğdu, gözümüzün önünde büyüdü desek yeri. Yok 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 bir daha yok. Yok 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 tövbe olsun. Aslı Gönül henüz 3 yaşındayken babasının bir klibinde izlemiştik kendisini. Sonra pek ortalarda görünmedi. Şimdilerde ise annesi İpek Açar'ın boyunu geçti. 15 yaşında güzeller güzeli bir genç kız oldu. Sizi ünlü oyuncu Berna Laç'ın kızı Aday'la tanıştıralım. Ünlü oyuncu Berna Laç'ın hayatımın odak noktası dediği Aday'ı 14 sene önce dünyaya getirdi. Kızını hep kameralardan uzak tuttu. Yıllar sonra anne kızı bir arada gördüğümüzde abla kardeş sanmamız bundan dolayıdır. Ada güzelliğini annesi Berna Laç'ından alsa da belli ki boy poz bakımından babasına benzemiş. Henüz 14 yaşında olmasına rağmen annesine tepeden bakacak kadar uzamış boyu. Boynuz kulağa geçer derler. Emel Müftüoğlu'nun kızı Çağrı kulağa geçtiği gibi annesinin kliplerinde bile rol almaya başladı. Şarkıcı Emel Müftüoğlu, kızı Çağrı Müftüoğlu'nu 1 Ocak 1983'te kucağına aldı. Tıpkı annesi Emel Müftüoğlu gibi Çağrı da müzisyenliği seçti. Benim bir tek yolum, birçok yalanlarım var. Benim kırmızı saçlarım bir de aşkım var. Annesinin markası haline gelen kızıl saçlarıyla Emel Müftüoğlu'na rakip oldu kızı Çağrı. Anne kız şimdi işte rakip, gündelik yaşamda sıkı dost. Şu an her şeyi söyleyebilirim. Daha anne karnındayken bile Türkiye'nin en meşhur isimlerinden biriydi. Adı gazete manşetlerindeydi. Herkes merakla dünyaya geleceği günü bekliyordu. Tabii Hülya Avşar'ın kızı Zehra'dan söz ediyoruz. Sağ olun, var olun. Teşekkür ederiz. Hülya Avşar 1997 yılında Kaya Çilingiroğlu'yla nikah masasına oturdu. 1998'de Zehra aileye katıldı. Herkesin gözü Zehra'nın üzerindeydi. Sağ olun, sorduğunuz için teşekkürler. 1998 yılında Zehra bebek olarak hayatımıza girdi, gözümüzün önünde büyüyüp serpildi. Bugün 18 yaşında güzeller güzeli bir genç kız oldu. Maddi manevi desteğini gösterecek herkese Allah razı olsun diyorum. Zehra annesi Hülya Avşar'ın boyunu aşalı çok oldu ama annesinin korumacı gölgesinden hiç çıkmadı. Kameralardan uzak durmayı tercih etse de şu an 18 yaşında olsa da o hala pek çok kişi için Zehra bebek. Sürpriz. Türkiye'nin en güzel kadınlarından güzelliği tescilli Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu da annesinin boyunu geçenlerden. Gelse bile son günüm, koluna alsa ölüm. Defne Samyeli hem habercilikte hem de dizilerde birbirinden farklı kariyer noktaları seçti. Kızı Deren ise annesinden miras düzgün fiziğiyle podyuma el attı. Boynuz kulağa geçti desek abartmış olmayız. Defne Samyeli Türkiye sınırları içinde çok meşhur olsa da kızı Deren çıtayı yükseltti ve Amerika'da defilelere çıkmaya başladı. Televizyon ekranlarında gözümüzün önünde büyüyen bir güzel daha. Melisa Ural, Sibel Can ve Hakan Ural'ın ikinci çocukları. Sevmek, hayatın tadı sevmek.
eğitimine yurt dışında devam ettiği için son yıllarda kameralardan uzak dursa da fotoğraflardan anlaşıldığı üzere büyümüş, serpilmiş Melisa. Ufak tefek olan annesi Sibelcan'ın boyunu da çoktan aşmış. Seni sensiz yaşamak zor yani. Ünlü manken Tuğba Altıntop'la Rafet Erroman'ın kızları Su ve Şevval. Geçtiğimiz yaz babalarıyla gittikleri tatilde güzellikleriyle göz kamaştırmışlardı. Uzun süre mankenlik yapan anneleri Tuğba Altıntop gibi düzgün fiziğe sahip olan Su ve Şevval El Roman da annelerinin boyuna ulaşanlardan. Aşkın acısı sonradan gelir. Lalla. Gelelim anne kızdan öte abla kardeş gibi duran Yeşim Salkım ve kızı Gizem'e. Kısmetim de kapanacak. Öyle olmayabilir ya. O kapansın zaten. Bu açık bir kısmete bence kapansın. Eyvah eyvah. Yeşim Salkım kızı Gizem'i 1990 yılında 22 yaşındayken aldı kucağına. Yani birlikte büyüdüler desek yeri. Ne yapıyorsun Gizem? Arabanın arkasında makyaj yapmaya çalışıyorum. Gizem boy pos olarak 1.72'lik annesi Yeşim Salkım'ı yakalayamadı. Ama kariyer olarak da geri kalmadı. Hatta anne kız önümüzdeki günlerde birlikte bir sinema filminde rol alacaklar. Ona iyi baksın, insan olsun yeter. Hiçbir kriterim yok. Evet.